Bay Peabody, Nobel ödüllü bir bilim insanısınız. Dünyaca meşhur bir kaşif, uzun atlama ve dekatlonda olimpiyat altın madalyası sahibisiniz. Bir insan yavrusunu yetiştirmenin getireceği sorunları aşabileceğinize emin misiniz? Şimdiye kadar başardıklarımı düşünürsek ne kadar zor olabilir ki? Peki o zaman, bir çocuk köpek evlat edinebiliyorsa bir köpeğin çocuk evlat edinmesinde bir sakınca görmüyorum. Gelecek yıl dünyanın en zeki köpeği... Fena değil Peabody. Hayatının sorunuyla yüz yüze gelecek. Ne kadar uzak görünsem de... Hoşçakalın Bay Peabody. Babalık. George Washington, ne tür bir ağaç kesmiştin? Ben! George Washington hiç kiraz ağacı kesmedi. İnsanlar bu hikayeleri çocuklara ders vermek için uyduruyorlar. Birileri geçmişini çok iyi biliyor değil mi Penny? Bay Peabody, Sherman bugün okulda bir kavgaya karıştı. Kızların ailesi dava açarsa Sherman'ın velayetinizden çıkarılması için ne gerekiyorsa yapacağım. Neden kavga çıktı peki? Bana köpek dedi. Ama... Yemeğe kim geliyor? Görürsün. Açık konuşacağım Peabody. Söz konusu olan kızım olduğu takdirde gözüm başka hiçbir şey. Alo, tabii ankete katılırım. Washington'la ilgili onca şeyi sen nereden biliyorsun bakalım? Sana göstereceğim şeyden kimseye bahsetmeyeceğine söz veriyor musun? Buna Wayback diyor. Vay canına. Onunla nereye gittin? Nereye değil Penny. Ne zaman? Penny nerede? Antik Mısır'da. Wayback'i mi kullandın? İlgisini çekti. Gidelim. Eve dönüş. Merhaba Penny. Ben Prenses Hatshepsut. Nil'in kıymetli çiçeği. Seni burada bırakacağımızı sanıyorsan işte bunda çok yanılıyorsun. Anlamadım. Gelmiş geçmiş. Vay be. Yakara şu köpeği. En büyük macera olacak. Dikkat et Sherman, bu bir tuzağı. Yanlış tekneye binersen bunu ödersin. Şimdi sıra sende. Ram teknesi bugün yola çıkıyor falan filan bunu. Ama o... Bay Peabody ve meraklı Sherman, zamanda yolculuk. Bay Peabody! Yo, sıkı tut Sherman! Evet Sherman, anlaşılan bu şakanın asıl bombası bizdik. Anlamadım. Yakında 3 boyut olarak sinemalarda.